Altılı Masa'nın son toplantısına Temel Karamollaoğlu ev sahipliği yaptı ve tahmin edeceğiniz üzere bu buluşmadan elle tutulur, dişe dokunur tek bir sonuç çıkmadı. Sade suya tirit klişeler işte. Bildiride belirttikleri üzere, birlikte yol yürümeye devam etme kararlılığında olduklarının altını tekrar çizmişler. Ayrıca toplantı pozitif bir havada geçmiş. Geçenlerde yeni sistemde ittifaklara yer kalmadı diyerek ne kadar lüzumsuz bir iş yapıldığını hatırlatan Temel Bey de konukları için jestler hazırlamış. CHP için duvara Atatürk'ün birinci meclisi din adamlarıyla ve dualarla açarken görüldüğü resim asılmış. Diğer konuklar için de organik sebze sepeti hazırlanmış. Üstelik sepet, içindekileri yedikten sonra evde dekoratif olarak kullanılabilecek cinsten. Hatırlıyorum da, Altılı Masa kurulduğunda ve Türkiye'deki Erdoğan karşıtı bloğun destekleneceğini duyuran Biden yönetimine açık selamlar çakıldığında herkesin aklına üst akıl gelmişti. Masayı üst aklın topladığı yorumları yapılmıştı. Hatta biz iktidar olunca Türkiye'ye yabancılar para yağdıracak diyen muhalefette arkamızda Amerika, Batı var imajını üstü kapalı sahiplenmişti. Birkaç ayda gelinen aşamaya bakınca bu yorumların altılı masaya iltifat etmek anlamına geldiği açıkça görülüyor. Zira ortada bir akıl olmadığı, Kemal Bey'in seçime kadar seçmeni ve muhalefet partilerini oyalamak üzere bu işi tertiplediği bizzat CHP kulislerinde dillendiriliyor. CHP yandaşı gazeteciler bile altılı masa buluşmaları altın gününe döndü diyerek olası bir seçim hezimetindeki sorumluluklarını üzerlerinden atmanın altlığını yapmakla meşguller. Belli ki okyanus ötesinden bir sinyal almayı uman Kemal Bey, son ana kadar muhalefetin adayı pozisyonunu korumayı, sonra da kaderine razı olmayı planlıyor. O güne kadar da Ekrem İmamoğlu dahil olası adayları alternatif olmaktan çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Çünkü aday kim olursa olsun hem partilerin içinde hem de masada kıyamet kopacağını biliyor. Ne kadar geciktirebilirse o kadar iyi. Adayımızı açıklamayız, yıpratırlar derken de samimiydi ve yakındı iktidar çevrelerinden ziyade muhalefetin ta kendisiydi. Ne var ki çoğunluk her şeye rağmen Kılıçdaroğlu'nun adaylığından emin olsa da ben Kemal Bey'in ve masadakilerin Amerika için Erdoğan'a bir alternatif olarak ciddiye alındığını düşünmüyorum. Zira bir üst akıl bu kadar akılsız, öngörüsüz olamaz. Masanın yaprak bile kımıldatmadığını, dahası bu lakayıtla vasatlığı gören muhalif seçmenin bile ekonomik rahatsızlıklarına rağmen Erdoğan güvenli limanına sürüklendiğini görmüyor olamazlar. Tüm dünyayı kasıp kavuran bu belirsizlik ortamında seçmenin tek vaadi, ülkeyi yıllarca süreceği aşikar bir sistem değişikliği tartışmasına gömmek olanlara yönelmesi sürpriz sayılmaz mı? Bence Meral Akşener de bu durumun farkında. Yükselişinden en rahatsız olacağı siyasi figürü, Mansur Yavaş'ı yöneticilerine müstakbel cumhurbaşkanı adayımız diye cilalatması da ittifaktan kopmak için bahane arayışında olduğunu düşündürüyor. Evet, kızıyoruz falan da üst akıla haksızlık etmeyelim değil mi? Zaten bugünlerde hem dışta hem de Trump sağ olsun içeride başı fena halde belada. Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki buluşmada gösterecekleri adayın profilini çizmişler. Temel Reis, masadaki çalışmamızda bir nevi yeni cumhurbaşkanının elbisesi dikiliyor dedi. Bu benzetme altılı masanın görünmeyen terzisi kim sualini akla getiriyor. Millet İttifakı'nın ortak adayı bu masada belirlenecek diyorlar. Ya acaba öyle mi? Aslında bu sorunun cevabını CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş vermişti. Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı ve birikimle olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği birini aday yapacaklar. Uluslararası karar vericiler kim? Başına Amerika'nın çektiği batılı devletler. Peki ya ulusal karar vericiler? Washington, Brüksel, Berlin ve Londra'ya eklemlenmiş Türkiye'deki büyük sermaye yani comprador burjuvazi. Altılı Ganyan'dan ilan edilecek aday kendilerine sufle edilen bir isim olacak. Biz adayı bu masada belirliyoruz falan diye hikaye anlatmasınlar. Misal, ekmek için Ekmelettin elbisesi derin terzinin ellerinden çıkmamış mıydı? Baykal kasedinin ardından Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına getiren batıcı karargah, zilletin 2023 adayına da karar verecek olan güç odağıdır. Gölge CIA olarak adlandırılan Amerikan Düşünce Kuruluşu Stratfor, yayımladığı bir makaleyle Suriye'nin kuzeyi için alarm zilleri çalıyor. Makalede, Türkiye'nin Kuzey Suriye'de yapacağı yeni bir askeri harekatta Amerika'nın bölgedeki hakimiyetini bitirebileceği dile getirildi.
CHP'deki HDPKK'lı Sezgin Tanrıkulu'nu TR-705 numaralı plakasıyla yıllardır istihdam eden Stratfor, başlarına nelerin geleceğini gayet iyi biliyor. Taliban, Afganistan'da iktidara gelişini Haydut Devlet Amerika'nın geride bıraktığı askeri araçlardan oluşan bir konvoyla kutladı. Kutlamaya dair manidar görüntüler dünya medyasına yansırken, bu arada New York Post gazetesinde yayımlanan bir haber dikkat çekiyor. Haberde şöyle deniliyor. Amerikan Savunma Bakanlığı, 2005-2021 yıllarında Afgan Ulusal Ordusu, Afgan Hava Kuvvetleri, Afgan Ulusal Polisi ve Afgan Özel Güvenlik Kuvvetleri için 18.6 milyar dolarlık silah temin etti. Pentagon toplamda Afgan güvenlik güçleri için yaklaşık 84 milyar dolar harcadı. Savunma Bakanlığı müfettişinin hazırladığı rapora göre, Amerika'nın geçen yıl Afganistan'dan geri çekilmesinin ardından Amerikan askeri teçhizatının 7 milyar dolarlık kısmı Taliban'ın elinde kaldı. Taliban'ın kutlamalarda geçen Ağustos'ta defolup giden Yankilere yaptığı nanik şahane, Vietnam'dan, Irak'tan ve Afganistan'dan sonra Amerika Birleşik Haydutları Suriye'den de arkasına bakmadan kaçmak zorunda kalacak. 6+1 parti ittifakı birbirlerine ters kardeşlerden oluşuyor. Ama onları hangi tutkal birbirine yapıştırdıysa söylemlerinde bir uyumsuzluk göze çarpmıyor. Zaman zaman küçük çalkantılar olsa da hemen düzeltiyorlar. Kutsal bir davaları var gibi. O kutsal dava uğruna ortaklardan birinin diğerine yaptığı hakaretleri sineye çekiyorlar. 6 aydır toplanıp dağılıyorlar. Bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde mutabakata varamadıkları gibi şu tarihte açıklayacağız bile diyemiyorlar. Bu kadar süredir hepimiz birbirimize kendimizi bağladık. Yarın yarı yolda kalmayalım tereddütü duymadan. Her birimiz tek başına iktidara geleceğiz iddiasındaki partileriz. Ama 6 parti bir araya geldik. Yine de iktidar görünmüyor. Birbirimizin söylemlerine ittifak uğruna ses çıkartamıyoruz. Ama bir de bu ittifak dağılırsa hepimiz tuz buz oluruz endişesi yaşamadan randevulaşıyorlar. Ev sahibi diğerlerini kapıda karşılıyor, içeri buyur ediyor. Masayı hallettiler, köşeli değil, yuvarlağında toplanıyorlar, yemek yiyorlar. Ev sahibi her birini tek tek uğurluyor, dağılıyorlar. Ama ortada bir aday bile yok. Çünkü adı açıklanırsa paçavraya çevirirler. Ama sorarsanız söylemleri şu, ülkeyi ortak akıl kurtaracak. Nedir ortak akıl? Ortak akılla ne yapacaksınız? Cevap veriyorlar, söz verdik bu düzeni değiştireceğiz. Hangi düzeni değiştireceksiniz? Başörtünün yasak olmaktan çıkarıldığı düzeni mi? Düzeni değiştirip tekrar yasağı mı getireceksiniz? Yoksa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplumun güvenliği konusunda hizmet vereceklere hitabındaki "Benim sizden isteyeceğim bir tek şey var. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken Allah rızası için abdestli çıkın. Ayetel kürsilerle çıkın" söyleminin yeni yeni hakim olduğu düzeni mi değiştireceksiniz? Askeriyede oğlu yemin ederken kışta da içeri adım atması engellenip kapıda bekletilen başörtülü annelerin dramlarını yeniden mi yaşatacaksınız? Hangi düzeni getireceksiniz? Süleyman Soylu'nun abdesti göreve çıkın tavsiyesi sonrasında laiklik ihlal edildi açıklaması yapanların arzu ettikleri düzeni mi getireceksiniz? Altılı ittifak içindeki muhafazakar partiler çıkıp açıklasınlar. Bu ülkede başörtü yasağını kaldırılmasının sizin nezdinizde hiçbir önemi yok mudur? Güvenlik güçlerine görevinize çıkarken abdestli olunuz çağrısının yapılabilmesinin sizce hiçbir önemi yok mudur? Bu çağrıyı yapan bakana laikliği ihlal etti diyerek sopa sallamaya kalkışanlara söyleyecek bir sözünüz yok mudur? Hangi düzeni getireceksiniz? AK Parti'nin yıllarca emek vererek kaldırdığı askeri vesayet düzenini mi tekrar geri getireceksiniz? Bir yandan helalleşelim diyen, bir yandan da tabanındaki 28 Şubat zalimlerinin tehditlerini savuranlara sessiz kalan CHP'nin düzenini mi getireceksiniz?